Şimdi bir asal çarpanlarına ayırma işlemi verilmiş. Tabii sayılar hiç aynı olmadığı için A, B, C, D, E, F. Şuraya yaz demez. Asallar hep bunları bölmüş. Bizim X ve Y sayılarımız için şöyle bir sıralama verilmiş. Yani 3 ile 11 arasındaymış. Tabii biz asal çarpanlarına ayırırken şuraya asalları yazdığımız için X ve Y için seçenekler çok fazla değil. Yani 4 falan olamazlar. 4 asal değil çünkü. Biz buraya asal sayıları yazıyoruz. 3'ten büyük eşit olan işte 3'ü de alabiliriz ama bu baştakileri almayın. Bir 5 var, bir de 7 var. Tabii şu 3'ü ve 11'i de alma ihtimalleri var. Onları da göz önünde bulunduralım. Yani bizim x ve y'imizin alabileceği değerler bunlar olacak. Yani 3, 5, 7, 11 asallar olacak. Şimdi x artı y toplamının en çok kaç olacağı soruluyor. Eğer biz toplamın büyük olmasını istiyorsak y'ye en büyük değerini vermeliyiz. Bizim y'imiz en fazla 11 olur. Y'imiz 11 olunca x'imiz de 7 olacak. Yani şuraya yazayım. Y'imiz 11, x'imiz 7 olur. Toplarsak x artı y 18 olur. O halde toplama en çok 18 olur.